Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. Nami diğer arkadaşlar gerileme dönemi olarak ya da 18. yüzyıl olarak ne yapacağız bileceksiniz. Peki bu dersin yol haritası nasıl? İlk olarak biliyorsunuz ki dünya gücü Osmanlı'yı gördük. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesini, Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı halifesi olmasını, Kanuni Sultan Süleyman ise Osmanlı'yı tap noktasına getirmesini gördük. Daha sonrasında ise Kanuni Sultan Süleyman'ın sonrasında Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle birlikte Osmanlı Devleti duraklama dönemine girecek. Ta ki hangi anlaşmaya kadar? Karlofça Anlaşması'yla. Karlofça Anlaşması sonrasında ise Osmanlı artık gerileme dönemine girecek ve gerileme döneminde de yine birçok ıslahatlar ve olaylar gerçekleşecek. Peki 18. yüzyılda siyasi olarak neler gerçekleşti? Buna bir bakalım. İlk olarak Osmanlı Devleti Rusya ile hangi anlaşmayı yapacak? Prut Antlaşması'nı yapıyor. Peki bu anlaşmanın özelliği nedir dersek? Bu anlaşmanın özelliği Azak Kalesi Osmanlı Devleti'ne geri veriliyor. Yani bir nevi Osmanlı Devleti'nin kazançlı bir anlaşması olarak bilinmekte. Akabinde Osmanlı Devleti Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaşlar sonrasında Pasarofça Anlaşması imzalayacak ve bu anlaşma sonrasında dünyaya şunu kabul ediyor. Evet diyor, ben Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyorum. Ve arkadaşlar Pasarofça ile birlikte Osmanlı Devleti bir devre girecek. Hangi devir diyeceksiniz? Lale Devri olarak bilinmekte. Akabinde biz Lale Devri'ni sonlandıran bir olay göreceğiz. Hangi olay? Patrona Halil İsyanı. Patrona Halil İsyanı ile birlikte İstanbul'da zevk ve sefanın ve şatafatın sona erdiği bir dönem ortaya çıkacak. 3. Ahmet tahttan indirilecek, yerine 1. Mahmut getirilmiştir. Akabine yine Ahmet Paşa Anlaşması'yla İran'da belli başlı topraklar ve sınırlar yavaş yavaş çizilmeye başlanmış. Akabinde Belgrad Anlaşması imzalanıyor ki Belgrad Anlaşması'nı unutmayın. Fransa bize bu anlaşma için arabuluculuk yapacak. Ve tabii ki birisi sana arabuluculuk yaptıysa ona ayrıcalık verirsiniz, değil mi? Peki vereceğim ayrıcalık ne olmuştur dersek, kapitülasyonlar Fransa için sürekli hale gelmiştir. Yine İran'la yapılan savaşlar sonrasında Karden ya da Nami diğer 2. Kass-ı Şirin olarak bilinmekte. Ve böylece Türkiye-İran sınırı kesin hatlarıyla çizilmiş ve daha sonrasında İran'la herhangi bir savaş görülmemiştir. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesini söyledik. Hatırlayın, kime verdik kapitülasyonları sürekli hale? Tabii ki Fransa'ya sürekli hale getireceğiz. Peki neden dersek eğer? Belgrad Anlaşması'nda arabuluculuk yaptığı için. Ruslar benim bir yerde bağrımı yakacak. Peki nerede bağrımı yakacak dersek? Çeşme'de Osmanlı donanması yanmış ve Osmanlı Devleti Rusya ile yaptığı savaşlar sonrasında Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzalamış. Peki nedir Küçük Kaynarca Anlaşması? Osmanlı Devleti'nin bu dönem içerisinde Kırım'a özellik verecek. Yine Osmanlı ilk kez Rusya'ya kapitülasyonlar vermiştir. Akabine Osmanlı Devleti ilk kez Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Yine İstanbul'da Ruslar elçilik açacak ve İstanbul'da yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu Ruslar üstlenmiştir. Bu neyin göstergesi? Nasıl bir yorum yaparız dersek? Açık açık Rusların Osmanlı'nın iç işlerine karıştığının açık net göstergesidir. Unutmayın, Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Ruslar Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiş ve böylece Osmanlı'nın iç işlerine karışma fırsatını elde etmiştir. Ve Karadeniz'in tamamen Türk gölü olma özelliğini Osmanlı kaybedecek. Tabii ki arkadaşlar bu ağır anlaşmanın sonrasında Osmanlı'nın gözünden yaş geliyor. Bakın ne geliyor? Yaş gelecek. Bakın yaş anlaşmasını unutmuyorsunuz. Yaş anlaşması yine kimle imzalanıyor dersem, Rusya ile imzalanacak ve yaş anlaşmasıyla özellik verilen Kırım'ın tamamen Rusya'ya ait olduğu kabul edildi. Hangi anlaşmayla? Yaş anlaşmasıyla diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bunlar benim siyasi olaylarımdır. Peki siyasi olayların sonrasında geldim. Gerileme döneminde hangi ıslahatları gerçekleştirdim? Neler yaptım peki? Hatırlayın, şöyle bir 17. yüzyıla doğru bir gidelim. Yani duraklama dönemine doğru. Osmanlı Devleti hala kendini gücün zirvesinde hissetmiş ve hiçbir şekilde Avrupa'nın ne teknik, ne bilim, ne de felsefik olaylarını kendine kabul görmemiştir. Yani bir nevi Avrupa'yı kendinden üstün görmüyor. Yani egoist bakıyor. Ama gerileme döneminde Osmanlı'nın aldığı ağır yenilgiler ve yine uğradığı sıkıntılardan dolayı
Avrupa'nın üstünlüğünü resmen kabul edecek. Peki 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri nelerdir? 1. Aslahatlarda Avrupa örnek alınmamıştır. Şimdi öğrencilerimizin genelde karıştırdığı bir unsur var. Nedir dersek eğer? 17 ve 18. yüzyılı karıştırıyorsunuz. Bakın unutmayın. 17. yüzyılda Avrupa örnek alınmadı ama 18'de Avrupa örnek alınmıştır. Duraklama dönemi ıslahatlarına göre daha köklüdür ama yine yüzeyseldir. Yüzeyselden kastettiğim devlet politikası haline gelmeyecek. Savaşlarda alınan yenilgiler nedeniyle daha çok askeri alanda ıslahat yapmaya başlayacağım. Lale devrinde ise bundan farklı olarak askeri alanda hiçbir şekilde ıslahat yapılmamıştır. Genelde arkadaşlar şatafatın olduğu bir dönem olarak ne yapılmakta Lale devri bilinmekte. Yine ıslahatlar kişilere bağlı kalmış ve bir devlet politikası haline gelmeyecek. Yani arkadaşlar atıyorum bir padişah öldü. Ondan sonra yaptığı ıslahatlar devam etmemiş ve kişilere bağlı kalmadan dolayı yüzeysel hale gelmiştir. Islahatlar Yeniçerilerin ve ulemaların tepkiliğiyle karşılaşmış. Neden? Çünkü yenilik istemiyorlar. Biliyorlar ki Yeniçerilerin kendilerinin eski dönemde kaldıklarını bildikleri ve ekonomik çıkarlarının sıkıntıya gireceği düşüncesiyle hiçbir yeni ıslahatı kabul etmeyecekler. 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha başarılı olmakla beraber devletin çökünüşünü önleyememiştir ıslahatlar. Devlet adamları tarafından yapılmış ve yine dediğimiz gibi halkın desteği alınmamıştır. Geldim ilk olarak ıslahatımızda Lale Devri. Peki Lale Devri dediğim zaman aklımıza kim gelecek padişah olarak? Unutmuyorsunuz 3. Ahmet diyeceğiz. Dönemin padişahı. Peki geldi sana ÖSYM'e soruyu sordu. Dedi ki dönemin peki veziri kimdir dedi. Vezirine de diyorsunuz ki Nevşehirli arkadaşlar damat İbrahim ne diyeceğiz? Paşa diyoruz. Unutmayın. Tekrar söylüyorum. Devrin padişahı 3. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Peki geldim Lale Devri'nde neler oldu? Şimdi hatırlayın arkadaşlar bir de kod vereceğim. Kodunuz şu. Paso Lale patron çıldırdı. Bakın Paso, Pasorofça ile birlikte Lale Devri, patronu Halil İsyan ile yani patron dediğimiz kavramda ise patronu Halil İsyan ile de Lale Devri sona ermiştir. Lale Devri'nin ıslahatlarına bakalım. Şimdi ben Lale Devri'nde Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettim. O zaman benim Avrupa'dan teknik bir ne getirmem lazım? Araç getirmem gerekiyor. Peki bu teknik aracı kimler getirecek? İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından Türk tarihinin, bakın tekrar söylüyorum. Türk tarihinin ilk neyi kurulmuştur? Matbaası kurulacak. İlk matbaası kurulması demek ne demek? O zaman Avrupa'dan getirdiğim ilk teknik araç matbaadır diyorsunuz. Peki matbaada eser basabilmeniz için sizin neye ihtiyacınız var? Kağıda. O yüzden de İstanbul'a Yalova bölgesine ilk kez kağıt fabrikası ne yapıldı? Açıldı. E şimdi düşünün bunun öncesinde matbaa öncesinde peki kitaplar nasıl yazılıyordu? El yazılarıyla. Peki bu el yazılarıyla yazan güzel yazı yazanları ne diyorduk biz? Hattatlar. Hattatlar ne yapmak zorunda kalıyor? İşsiz kalmak zorunda kalacak. Bunun üzerine isyan ettiklerinden dolayı 3. Ahmet diyor ki tamam diyor matbaada diyor dini eserlerin basımını yasaklıyor. Bundan sonra siz dini eserleri siz yazacaksınız diğerleri ise matbaada basılacak diyor. Ve böylece hattatların da işsiz kalması önlenmiştir. Tabii ki Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiysek Avrupa'daki gelişmeleri de ne yapmam lazım? Takip etmem gerekiyor. Peki ben bunu nasıl edeceğim? İlk defa Avrupa'nın önemli başkentlerine önemli elçilikler açıldı. Amaç Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek. Peki geldi sana soru. Osmanlı Devleti ilk geçici elçiliği nereye açmıştır derse eğer. Hemen şöyle sizin için aklınızda kalacak bir şekilde çizeyim. Değerli arkadaşlarım çizmemiz biraz belki çirkin olabilir. 28. Çelebi ne diyorsunuz arkadaşlar? Mehmet diyeceğiz. Peki 28. Çelebi Mehmet nereye gitti? Biliyorsunuz ki Eyfel Kulesi'ne benziyor. O yüzden de neresi diye adlandıracağız? Paris diye ne yapıyorsunuz? Bileceksiniz. O zaman ben Lale Devri'nde ilk geçici elçiliği Paris'e giden ilk kişi kimdir dersek de 28. Çelebi Mehmet olarak bilinmekte. Geldim matbaama. Matbaada arkadaşlar basılan ilk eserim nedir? Matbaada basılan ilk eser Vani Mehmet Efendi'nin Vankulu Lugatı olarak bilinmekte. Yine kütüphaneler açılmış, Doğu klasikleri Türkçe'ye çevrilmiştir. O zaman yorum yapalım. O zaman Osmanlı Devleti Lale Devri'nde kültürel anlamda önemli etkileşim yaşadığının göstergesidir. Yine bu dönemde Avrupa'nın mimari stillerini kendime
alacağım. Peki Avrupa'nın mimari stilleri nedir? Barok ve Rokoko diyoruz arkadaşlar. Bakın hangi stillermiş? Barok ve Rokoko stillerini Osmanlı mimari olarak kendini benimseyecek. Geldi sana soru. Dedi ki Osmanlı'da barok tarzı biten ilk eser aşağıdakilerden hangisidir dedi. Hemen şunu cevaplayacaksın. Nuru Osmani Camii'dir. Unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Avrupa'yı tarzı yapılan ilk mimari eser Nuru Osmani Camii'dir diye adlandıracağız. Minyatür sanatı gelişecek. Ünlü minyatür sanatçısı Levli bu dönemde yetişmiştir. Hatta 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğünlerinde Surname adlı eserler verecek. Yeniçeriler ilk itfaiye örgütünü kurulmuştur. Bazen karıştırıyorsunuz bakın unutmayın. Yeniçeriler itfaiye bölüğünde ama askeri bir sınıf olarak kabul etmeyeceksiniz. İstanbul'da o dönemde çok yangınların çıkmasından kaynaklanan bir durumdan dolayı Yeniçerilerin oluşturduğu bir itfaiye örgütü kurulacak. Bunun da diğer ismine Tulumbacılar Ocağı olarak bilinmekte. Yine ilk kez çiçek aşısı uygulaması başlatılmış ve böylece Avrupa'ya arkadaşlar bilimsel anlamda önemli çalışmalar örnek alındı. Yine Yalova'ya daha yeni söylediğimiz gibi kağıt fabrikası ve İstanbul'da kumaş ve seramik fabrikaları. Açılacak seramiği unutmayın. Arkadaşlar çini fabrikaları açılıyor. Genelde caminin mihraplarında görürsünüz. Nitekim bu şekilde lale motiflerine dikkat ederiz. Daha sonrasında biliyorsunuz ki hangi isyanla lale devri sona ermişti? Patrona Halil isyanı. Patrona Halil isyanı ile birlikte 3. Ahmet tahttan indirilmiş, yerine 1. Mahmut tahta geçirilecek. Tahta geçmesiyle birlikte 1. Mahmut diyor ki bunlar Avrupa'nın teknik üstünlüğünü kabul etti kardeşim. Ama askeri üstünlüğü kabul etti mi? Hayır. Ben de o yüzden Avrupa'nın askeri üstünlüğünü kabul ediyorum. Ve Avrupa'dan teknik uzman getiriyorum. Peki Avrupa'dan getireceğim ilk teknik uzman kim olacak dersem Comte de Bonneval diyeceğiz. Şimdi sizde Fransızca olmadığı için hemen bunu da bilen Comte de Bonneval diyor ki o zaman diyor ben kelime-i şehadet getireyim Müslüman olayım diyecek. Ve ismi ne olmuştur dersek Humbaracı Ahmet Paşa olmuştur. Humbaracı Ahmet Paşa özel topçu birliğinin başına getirilmiş ve bu dönemde ilk Avrupa'dan gelen teknik uzman unvanını almıştır. Daha sonrasında Osmanlı ordusu bölük, tabur ve alay sistemine göre yeniden düzenlenecek ve ordu disipline edilmiştir. Yine Avrupa tarzı teknik uzman yetiştirebilmek için Hendesane adı verilen subay okulları açılmıştır. 1. Mahmut'tan sonra yerine 3. Osman geçecek ama 3. Osman döneminde arkadaşlar hiçbir icraat yapılmamış, hiçbir şekilde ıslahat yapılmamıştır. Çünkü 3. Osman arkadaşlar 52 sene kafeste kalmış ve 52 sene kafeste kalmasından sonra akli melekelerini kaybetmiştir. Onun yerine 3. Mustafa tahta geçecek ve dedesi 1. Mahmut gibi askeri alanda ıslahatlara devam edecek. Peki yine Avrupa'dan ne getireceğim? Teknik uzman getiriyoruz. Peki bu sefer nereden getireceğiz? Macar asıllı bir Fransız Baron de Tott geliyor ve Sadrazam Koca Ragıp Paşa da yine ıslahatların yapılmasında etkili olacak. Ne yaptı peki bu dönemde? Baron de Tott, sürat topçuları adı verilen ocağı kurmuş ve top ocağının daha hızlı hareket etmesini sağlamıştır. 1773 yılında donanmanın subay ihtiyacını karşılamak için Cezayirli Gazi Hasan Paşa önderliğinde Mühendisane-i Bahri Hümayun ya da diğer isimle Deniz Mühendisanesi adıyla ilk denizcilik okulu açılmış ve esam senetleri hazırlanmıştır. Peki şimdi bana soracaksınız hocam esam senetleri nedir Allah aşkına diyeceksiniz. Esam senetleri Osmanlı tarihinde ilk iç borçlanma olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bilesiniz ki küçük kaynağıcı anlaşmasıyla biz Rusya'ya savaş neyi ödeyecektik? Tazminatı. Ama onun için de bana bir ne lazım? Kaynak lazım. Bu kaynağı yaratabilmek için de Galatalı bankerlerden esam senetleri almaya başlayacağız. Yani iç neye gidiyoruz? Borçlanmaya gideceğiz. Yalnız bakın farkındaysanız esam senetleri hazırlandı dedik. Uygulandı demedik. Peki esam senetleri ilk kez kimde uygulanacak dersek? 1. Abdülhamit döneminde uygulamaya konulmuştur. Böylece Rusya'ya ödeyeceğimiz savaş tazminatını esam senetleri sayesinde ödeme kolaylığını sağlamış olduk. Akabinde arkadaşlar geldim. Avrupa'da mühendis ve uzmanlar getirilmiş, sürat topçuları ocağı ve humbaracı ocakları yeniden düzenlenmiştir. Şimdi Osmanlı Devleti'nde Avrupa'dan gelen uzmanlara şöyle bir öncelik verildi. Diyor ki Müslüman olacaksınız, Osmanlı'nın kıyafetlerine ve Müslüman kıyafetlerine göre ne yapacaksınız giyeceksiniz diyor.
Bu yüzden de Avrupa'daki her teknik uzmanı ne yapamıyorduk? Getiremiyorduk. Birinci Abdülhamit de bunu bildiği için değerli arkadaşlar, Avrupa'dan gelen danışman ve uzmanların Müslüman olma şartını, Osmanlı kıyafeti giymeleri şartını kaldırmıştır. Yine geldim bir diğer noktaya. İlk kez Yeniçeri sayımı yaptırmıştır. Biliyorsunuz ki Yeniçeriler bizim başımıza bela mıydı? Evet, belaydı. Akabinde Yeniçerilerin ulüfe alım satımını yasaklayacak. Yeniçeriler arkadaşlar maaşlarını başkalarına hazır para karşılığı satıyorlar. X kişiye, Y kişiye, Z kişiye herkesi satıyorlar bu parayı. Bu da Osmanlı maliyesine büyük bir külfet mi? Evet, büyük bir külfet. Bunu da engelleyebilmek için ulüfe alım satını yasaklamış. Demiş siz misiniz lan bunu bana yapan? O yüzden ben de sizin culus bahşişinizi ne yapıyorum? Kaldırıyorum. Culus bahşişini kaldırmasıyla Yeniçerilerin ekonomik anlamda büyük sıkıntı çekmelerine sebep olmuştur. Daha yeni de söylediğimiz şeyler. Levent teşkilatı kaldırılmış, denizci asker yazımına son verilmiş. Peki arkadaşlar denizci asker yazımına niye son veriyor? Her önüne gelen denize yazılmış. Atıyorum siz Ankara'da yaşıyorsunuz, hayatınızda deniz görmemişsiniz kardeşim. İşsiz kalmışsınız, gidiyorsunuz deniz neyine yazılıyorsunuz? Askerliğine yazılıyorsunuz. Düşünün, donanmayla savaşa gittiniz ama sen hayatında ne görmemişsin? Deniz görmemişsin. Abdülhamit de bunun önüne geçebilmek için ne yapıyor değerli arkadaşlar? Deniz asker yazımını yasaklamıştır. Geldim, yine culus bahşişini dedik ki kaldırdık ve daha sonrasında da bu nokta atışını, Yeniçerilerin nokta atışını yapacak kişi kimdir dersek de ikinci Mahmut olarak bileceğiz. Peki nedir nokta atış? Yeniçerileri toptan ortadan ne yapmıştır? Kaldırdı diyorsunuz. Şimdi geldim gerilemenin damgasını vuran padişah. Ben buradan bir soru bekliyorum. 3. Selim ile ilgili. Çünkü 3. Selim arkadaşlar gerileme döneminin çok number one bir neyi? Padişah. Şimdi 3. Selim dönemini biz Nizam-ı Cedid dönemi diyoruz. Peki Nizam-ı Cedid ne anlama geliyor? Nizam-ı Cedid yeni düzen anlamına gelecek. Yani orduyu, sınıfı, yönetimi yeniden ne yapmıştır bu adam? Düzenleyecek. İlk kez 3. Selim diğer padişahlara göre ıslahatları planlı ve programlı olarak düzenlemiştir. Geldim. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, ben bu dönemde devletin raporlarının ve sorunlarının görüşüldüğü bir meclisim var. Nedir dersek? Meşveret Meclisi. Meşveret Meclisi bu dönemde resmiyet kazanmış ve artık arkadaşlar devletin sorunları meşveret adı verilen meclisimle görüşülmeye başlanmıştır. Yine Batı tarzı Nizam-ı Cedid adı verilen ilk Batı tarzı bir askeri sınıf kuracak. Yalnız bu tabii ki Nizam-ı Cedid ordusu 3. Selim'in ömrüyle sınırlı kalıyor. Peki bu ordunun masrafları olacak mı? Evet, ordunun masrafları olacak. Peki ordunun masraflarını karşılayabilmek için hangi hazineyi oluşturdum dersem İrad-ı Cedid hazinesi ne yapılmıştır? Oluşturuldu diyeceğiz. Askerlerin eğitimini de karşılayabilmek için Levent ve Selimiye kışlaları yapılmış ve ordunun tam tesisat olması sağlanmıştır. Yine Fransa'dan subay ve eğitmenler getirilmiş. Askeri okullara da bundan sonra diyor ki Munuve Subuple. Dudatatıf sıra French. Yani şimdi siz Fransızca bilmediğiniz için hemen söyleyeyim. Askeri okullarda artık Fransızca zorunlu dil haline gelmiştir. Şimdi aklınıza gelmedi mi? Hemen kafanıza gelecek bir noktayı söyleyeyim. Mustafa Kemal hangi dili, ana dili gibi biliyordu? Fransızcayı. O zaman demek ki Osmanlı subaylarının en çok bildiği dil Fransızca. O zaman demek ki hangi dil zorunlu dil haline gelmiştir? Fransızca diyeceğiz. Yine kara ve deniz mühendishanelerini geliştirmiş. Ayrıca subay ihtiyacını karşılamak için mühendishaneyi Berri Hümayun kurulmuştur. Bakın hatırlayın, bir Bahrim vardı, bir de Berrim vardı. Şimdi bir parçamız vardı, buradan aklınıza gelsin diye söyleyeceğim. Hatırlayın, o parça şuydu: gemilerde talim var, Bahriyeli yarim var diyordu. Bakın Bahri dersem demek ki deniz, Berri dersem de kara subayı yetiştirmek için açılan okul olarak bilinmekte. Şimdi biliyorsunuz ki Lale Devri'nde ben geçici ne açmıştım? Elçilik. Bu geçici elçilik arkadaşlar adı üstünde geçiciydi. İlk kez 3. Selim döneminde kalıcı bir elçilik açıyorum. Peki bu kalıcı elçiliği nereye açmıştım dersem Londra'ya açacağım. Giden ilk kişi kimdir dersem Yusuf Agah Efendi'dir. Peki bazen öğrenciler şu soruyu soruyor. Hocam biz elçilik açıyorsak o zaman Avrupalıların iç işlerine karışmışız. Hayır. Avrupa'nın kültüründen etkilenmişiz. Evet. Avrupa'nın arkadaşlar teknik gelişmelerini takip etmişiz. Evet. Ama Avrupa'nın iç işlerine karıştığımızın göstergesi değildir değerli arkadaşlar. Aynı zamanda ilk kez devlet matbaası olan Matbaayı Amire kurulmuştur. Ve 3. Selim diyor ki
yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalıdır diyecek. Ve yerli malının kullanımını teşvik etmiştir. Biliyorsunuz ki Şeyhülislam ve devlet adamlarının birçoğu devlet işlerine ne yapmaktaydı? Karışmaktaydı. Devlet adamlarının işlere karışmasını engelleyebilmek için ilk olarak Şeyhülislam'ın bütün yetkilerini kısıtlamıştır. Peki bu kadar yenilik yapan bir adamın arkadaşlar tepki çığ gibi büyüyecek mi? Gerici olanlar tarafından. Evet büyüyecek. Bu yüzden de 3. Selim'e kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan ne yapılmıştır? İndirilecek. Ve 3. Selim trip atıyor. Diyor ki yeter diyor ben diyor isyancıların padişahı olmam diyerek tahttan ne yapmıştır? İnecek. Ve daha sonrasında 4. Mustafa tarafından öldürülmüştür. Ve 2. Mahmut'a kadar Osmanlı Devleti'nde herhangi bir ıslahat hareketi görülmeyecek. Bir de unutmayın, hatırlayın biz Nizami Cedid ordusu kurduk ama evet ki Nizami Cedid ordusunun peki ilk başarısı ne? Şimdi hatırlayın para 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 varlığı bir dert yokluğu yara diyen kim deyince kim geliyor aklınıza? Sesinizi duyar gibiyim. Napolyon değil mi? Napolyon'un Mısır seferi sonrasında Cezzar Ahmet Paşa Nizami Cedid ordusuyla birlikte Akka dolaylarında Napolyon'un ordusunu durdurmuştur. Hatta Napolyon bu yenilgi sonrasında şunu söylüyor. Koca bir ihtiyarın elinde oyuncak oldum. Eğer o olmasaydı koca Asya'yı fethetmek içten bile değildi diyecek. Bu da Nizami Cedid ordusunun ilk ve son başarısıdır. Neden dedik peki? Çünkü 3. Selim tahttan indirilmesiyle birlikte Nizami Cedid ordusu da lav edilmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, 3. Selim askeri, ekonomik ve idari alanda gerçekleştirdiği bu köklü ıslahatları devleti parçalamaktan kurtulamamış. Ancak atılan adımlar kendisinden sonra gelen yöneticilere örnek olmuştur. Şimdi geldim ÖSYM sana soruları nasıl sorar? Buna bir bakalım. %10'luk bir dilimimizin yapabileceği bir soru. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir? A. Daha çok askeri alanda yapılmıştır. Evet. B. Bir devlet politikası haline gelmiştir. Hayır arkadaşlar, devlet politikası haline gelmedi. Devlet politikası haline gelseydi ondan önceki padişahın yaptığı ıslahatlar yeni gelen padişah devam ettirirdi ama öyle bir şey olmadı. Yeniçeriler ve ulemanın tepkisiyle karşılanmıştır. Evet, bunun en güzel örneği 3. Selim'dir. Yönetim ve hukuk alanında ıslahat yapılmamıştır. Evet. Yine Avrupa ilk kez örnek alınmıştır. Evet. Lale Devri, unutmayın. Teknik gelişme. Yine 1. Mahmut, askeri üstünlük kabul edildi. Ama bir devlet politikası haline gelmedi. O yüzden de doğru cevabımız B şıkkı diyeceğiz. Geldim ÖSYM nasıl sorar diların bir tanesine. %50'lik bir kesimimizin yapabileceği kolay, orta seviye bir soru. Pasarofçu anlaşmasıyla başlayan, patrona halli isyanıyla sona eren dönem Osmanlı Devleti'nde hangi dönem diye adlandırılmaktadır? Hatta bununla ilgili bir parça vardı değil mi? Ne diyordu? Lale Devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş diyecek. Sesinizi duyar gibiyim, o zaman doğru cevabımız ne oldu? Lale Devri diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Geldim %100 hepimizin yapabileceği basit bir kolay bir soru. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve batı tarzda yenilik yapmaya başlamıştır. Yukarıdaki bilgilere göre hangilerinin bu durumu destekler nitelikte olduğu savunulabilir? Şimdi o zaman demek ki batı tarzı yapılan yenilikleri kabul edeceğiz. 1. İlk itfaiye bölüğünün kurulması. Hatta ne demiştik? Hemen şöyle söyleyelim. Tulumbacılar arkadaşlar ocağıydı. Şimdi o zaman demek ki bu batı tarzı yapılan bir olay mı? Tabii ki değil. Yapılan bir ıslahat ama batı tarzı yapılan bir ıslahat değil. 2. Avrupa'ya elçiler gönderilmesi. Evet, Avrupa tarzı arkadaşlar elçiler ne yapıldı? Gönderildi. Yine 3. Yerli malı kullanımını teşvik ettim. Peki ben yerli malı kullanımını niye teşvik ettim? Kapitülasyonların etkisinden ne yapabilmek içindi değerli arkadaşlar? Kurtulabilmek içindi. O yüzden de bu batı tarzı yapılan bir ıslahat değildir diyeceğiz. Ama Avrupa'ya elçilerin gönderilmesi batı tarzı yapılan bir eserdir. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak kabul edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.